Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, pratik bir şekilde yapabileceğiniz, yüzü çıtır çıtır olan nefis bir peynirli börek tarifimiz var ve sosu da çok farklı. Hemen tarifimize geçelim. Ben bu tarifte 3 tane yufka kullandım. Şöyle 4 parça peynirimiz var. Süzme peynir kullandım. Öncelikle peynirimi güzelce çatalımla eziyorum. Üzerine çeyrek maydanozumuz var. Onları da güzelce doğradık. Şöyle güzel bir karıştıralım ve böreğimizin iç harcı hazır. Hemen bir kenara koyalım. Derin bir kasenin içerisine bir çay bardağı sade soda, bir çay bardağı zeytinyağımız var. Bir yemek kaşığı limon suyumuz var. İsterseniz bu esnada sirke de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tepeleme unumuz var. Bir paket kabartma tozumuz var. Hepsini bir kasemizin içerisine koyduktan sonra güzelce karıştıralım. Ve iç böreğimizin sosu da hazır bu şekilde. Tezgahımın üzerine yufkalarımı gördüğünüz gibi serdim. Hemen iki tanesini katlayıp kaldırıyorum ve ilk yufkamdan başlıyorum. Hazırladığım sostan fırçamla her tarafına gelecek şekilde şöyle serpiştiriyorum. Sonra fırçamla her tarafına değecek şekilde iç sosumuzu yufkamızın üzerinde gezdirelim. Bu arada açıklamalar kısmında da gerekli malzemeler yazmaktadır. Oradan da bakıp kontrol edebilirsiniz değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi sosumuzu yufkamızın üzerine güzelce fırçamızla gezdirdikten sonra fırçamızla tekrardan üzerinden geçiyoruz ve her tarafına sürülmesini sağlıyoruz. Sonra tam ortadan gördüğünüz gibi hamur kesme ruletimiz var. Onunla şöyle bir tane dörtgen elde ediyoruz. Sonra o dörtgenleri çapraz bir şekilde, üçgen bir şekilde gördüğünüz gibi geçerek eşit parçalara bölüyoruz. Sonra hazırladığımız peynirimizden bir tatlı kaşığı kadar veya biraz daha fazla olabilir alıyoruz. Önce üzerini kapattıktan sonra yanlarını kapatıp rulo haline getiriyoruz. Gerçekten çok kolay, hemen yapabileceğiniz çok lezzetli bir tarif ve çıtır çıtır bir tarif. Gördüğünüz gibi hemen yanlarını üzerine kapatıyorum. Tekrar üzerine kapattıktan sonra rulo haline getiriyorum ve kenara alıyorum. Bu arada fırınım açık, 180 derecede ısınmaya bıraktım. Bağımlısı olacağınız ve her zaman yapmak isteyeceğiniz güzel, lezzetli bir börek tarifi değerli takipçilerim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve böreklerimi bu şekilde, hepsini, üçünü de bu şekilde yaparak bir kenara aldım. Sonra fırın tepsimin içerisine yağlı kağıt serdim. Fırınımız açık 180 derecede. Ön ısınması yapılıyor. Ve yaptığımız böreklerimizi hemen ne yapıyoruz? Yağlı kağıdımızın üzerine güzelce aralıklarında boşluk bırakarak serelim. Pardon, dizelim. Evet, gördüğünüz gibi hafif aralarında boşluk bırakarak ne yapıyoruz? Böreklerimizi diziyoruz. Sonra kalan sosumuzda bir fırça yardımıyla tamamen hepsinin üzerine fazlaysa eğer fazla fazla dökelim. Bütün hepsini kullanalım. Sosumuzu gördüğünüz gibi böreklerimizin üzerine şöyle güzelce sürdük. Fazla da gelmişti. Şöyle bol bol da döktüm üzerine. Sonra ne yapıyoruz? Üzerine susam ekliyoruz. Eğer sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz de. Ama ben susamı börekte çok yakıştırıyorum. Hemen üzerine de serptikten sonra doğru fırına gönderiyorum. Değerli takipçilerim. Evet, fırından da çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok lezzetli, çıtır çıtır bir börek tarifini verdim size. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone olursanız, bildirim zilini açarsanız, yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Siz de bana destek vermeyi unutmayınız. Ben de bu içerikleri fazla fazla hazırlayayım, sizlere sunabileyim. Lütfen desteğinizi esirgemeyiniz. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Ve yapacaklara da şimdiden afiyet olsun, şifa olsun diyorum.